Akrep burcu ve yükselen burcu akrep olanlar, hatta ay burcu akrep olanlar. Bu videoda size Satürn'ün balık burcundaki transitine ilişkin çok çok detaylı bilgiler aktaracağım. Bu görselde daha çok yükselen akrepler ve güneş burcu akrep olanlar için bilgiler olacak. Bir sonraki görselde ise ay burcu akrep olan arkadaşlarımız için önemli bilgiler yer alacak. Şimdi Satürn 7 Mart 2023 tarihinden itibaren balık burcundaki transitine başlayacak. 25 Mayıs 2025 tarihine kadar kesintisiz buradaki seyrine devam edecek. Sonra bu tarihten itibaren Koç burcunda ilerleyişine başlayacak. Orada retrosu olacak, tekrar balık burcuna dönecek, tekrar ileri hareketi olacak derken 14 Şubat 2026 tarihinde kalıcı olarak Koç burcunda ilerlemeye başlayacak. Şimdi biz burada Satürn'ün balık burcundaki transitine değineceğiz. Çünkü yaklaşık olarak 2 yıl boyunca balık burcunda hareket edecek. Ama bu Koç burcuna geçişleri, retro tarihleri vesaire merak eden arkadaşlarımız varsa açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp bilgi alabilirsiniz. Şimdi öncelikle haritanızda 5. ev üzerinden Satürn transiti yaşanacağı için 5. ev üzerinden Satürn geçerken klasik olarak hani neler yaşayabiliriz? Bunlarla ilgili bilgi vererek başlayalım. Sonra çok önemli farklı detaylar da ekleyeceğim. 5. evimizden Satürn geçerken aşk, romantizm, tutku, cinsellik ve çekim ile ilgili konularda somut gelişmelerin yaşanması, partnerle ilk defa yakınlaşmak, evlilik potansiyeli taşıyan ciddi bir ilişkiye başlamak gibi olumlu etkiler yaratabilir. Yaşça büyük, olgun, saygın, bilgili ve devlet kurumlarında çalışan bir sevgili de getirebilir. Bunu da anlatabilir. Olumsuz anlamda ise ilişkide yalanlarla yüzleşme, verilen tavizler ve fedakarlıklarla ilgili sınırlar belirleme, soğukluk, küslükler ve ayrılık süreçlerini tetikleyebilir. Hamilelik süreci yaşatabilir. Özellikle ilk çocuk haberi alınabilir. Çocuklarla ilgili sorumluluklar artabilir. Olumsuz anlamda ilk çocuğun hayatında sorunlar yaşanabilir. Ya da çocuk sahibi olmak isteyenler için bu süreç biraz zorlaşabilir. Bunu da anlatabilir. Yani uzayabilir. Hobileriniz, kreatif alanlar, sahneledikleriniz, yaratıcılıkla ilgili çalışmalarda somut adımlar atılabilir. Bu tür konulara dayalı bir yetenek ya da ilgi varsa öğrenmek için harekete geçilebilir. Hali hazırda bu meslekler yapılıyorsa ya da bununla ilgili çalışmalarınız varsa, ilginiz varsa, bir takım çalışmalarınız varsa bunlara dair yasal adımlar atılabilir. Devletle bağlantılı işler gelebilir, bir iş kurulabilir ya da gelir kapısı yaratılabilir bu tarz işlerle ilgili olarak. Olumsuz anlamda ise uzayan süreçler, zorluklar, kısıtlanmalar ve bitişler söz konusu olabilir yine bu konulara dair. Borsa, kumar gibi risk içeren ve çalışmadan kazanılan paralar gibi konularda daralma, zarar ve kayıplar yaşanabilir. Baba ve baba figürü taşıyan kişiler ya da ata pozisyonda bulunan kişilerin paraları gereksiz yatırım ve harcamalarla çarçur edilebilir. Bunun dışında başka söyleyebileceğimiz kutlamalar, eğlence, tatiller, partiler, spor, sinema, konser gibi hayattan keyif aldığımız aktivitelerle ilgili kısıtlayıcı durumlar oluşabilir. Maddi kaynakların yetersizliği ya da eski zevki bulamama gibi durumlar yaşanabilir. Biraz yani burası 5. ev hayattan keyif aldığımız konularla ilgili olduğu için biraz keyfiniz kaçabilir. Yani bunlar işle ilgili olabilir, maddi konularla ilgili olabilir. Az önce sıraladığım gibi çeşitli konulara dair sorunlar şeklinde yaşanabilir. Şimdi burada bu 5. ev konuları üzerinden neler yaşanabileceğinize değindik. Ama Satürn'ün etkisi elbette bununla sınırlı değil. Satürn o kadar güçlü çalışır ki adeta bulunduğu evi 1. ev gibi aktive eder. 1. ev gibi çalıştırmaya başlar. Dolayısıyla hani Satürn'ün bulunduğu evi 1. ev gibi kabul edersek tepe noktasında bulunan yay burcunu 10. ev olarak kabul ettiğimizde 2. ev konuları üzerinden tıpkı 10. evmiş gibi bizim hayatta karşılaşabileceğimiz bazı durumlar olabileceğini gösteriyor. 10. evde neydi? Bizim başarı göstermemiz gereken alan, kendimizi ispat etmemiz gereken alan ya da böyle ismimizi işte o başarılarımızı duyurmak için çalıştığımız yer.
Şimdi dediğim gibi burada sizin ikinci eviniz 10. ev gibi çalışacak. İnsanlar sizden ikinci ev üzerinden kendinizi ispatlamanızı isteyecek. Ya da siz kendi üzerinize böyle bir sorumluluk hissedebilirsiniz. Şimdi ikinci ev neydi? İkinci ev bizim kendi yeteneklerimizle, kendi emeğimizle, kendi çabamızla oluşturduğumuz işlerden elde ettiğimiz gelirlerimizle alakalıydı. Örneğin bir yeteneğiniz var, işte resim, müzik ya da ne bileyim yemek yapmak olabilir, farklı işte bir başka söyleyebilecek, yani bu el yetenekleri de olabilir ya da dediğim gibi böyle hani sanatsal farklı işte sahne sanatları vesaire, bunlara da dayanabilir. Yemek sektörü de olabilir. Diyelim ki özellikle hani ikinci ev olduğu için söylüyorum. Bir de moda, tasarımla alakalı eğer özellikle burada haritanızda destekleniyorsa giyim vesaire, bunlar da olabilir. Biraz tamamen şu anda örnek veriyorum. Bunlara dair bir böyle yeteneğiniz varsa, bunları mesela işe dönüştürmek, bunlardan gelir elde etmek gibi mesela atılımlar yapma süreciniz olabilir. Yani hep düşünüyorsanız mesela bu süreci değerlendirebilirsiniz. Bunlarla ilgili bir iş kurmak, bir gelir kapısı yaratmak, kendi işinizi kurmak, gelirlerinizi arttırmak adına bir girişiminiz olabilir. Burada somut gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ya da yatırımlarınız vardır. Yatırımlarınızı değerlendirme şeklinizle alakalı bir takım sorumluluklar ya da halletmeniz gereken durumlar olabilir. Farklı şekillerde yatırımlarınızı değerlendirme kararları alabilirsiniz. Buna dair koşturmacalarınız olabilir. Yani eski yatırım araçlarınız artık fayda vermiyordur. Değişiklik yapmak gerekiyordur. Daha çok kar elde edebileceğiniz farklı yatırım alanlarına yönelebilirsiniz gibi. Manevi yönden de burada ikinci özellikle bizim özgüvenimiz, itibarımızla alakalı olduğu için itibarımızı arttırmak, özgüvenimizi tazelemek adına da bir takım girişimleriniz olabilir. Yine burada ikinci ev bunların yaşanması için kendinize değer katmak için aldığınız diplomaları, sertifikaları da anlatır. Yani kendinize değer katmak için bir takım girişimleriniz olacak diyebiliriz özet olarak. Şimdi dedik ki burası birinci ev gibi çalışır. Hemen sayalım 2-3 dediğimizde neresi oluyor sizin yedinci eviniz? Yedinci ev üzerine de üçüncü ev denk geliyor bu durumda. Üçüncü evde bizim zihin dünyamızı öğrenmeye çalıştığımız konuları, araştırdığımız, didiklediğimiz, merak ettiğimiz ya da böyle kafamıza takılan artık yöneldiğimiz alanları gösterir. Bu da demek oluyor ki yedinci ev konuları üzerinden bir araştırmanız var, bir argeniz var. Yedinci ev konuları da nelerdi? Ortaklık oluşturmak. Ya da birilerinden danışmanlık almak ya da birilerine danışmanlık vermek. Bunun dışında özel hayatla bağlantılı olarak 5. evde de yine özel hayatla ilgili alanları tetikleyeceği için Satürn. Mesela ciddi bir ilişkiniz oluştu diyelim. Ben bunu bir adım ileri taşımak için neler yapabilirim? İşte evlenmek, sözlenmek, bunun için yasal adımlar neler? Bunları araştırmak, işte o tanışma, bir araya gelme gibi süreçleri tetikleyecektir. Ama burada hani %100 bunlar olacak diye bir şey değil, bir durum söz konusu değil. Bu daha çok hani araştırma, hani neler yapılabilir, ön hazırlığını tetikleyici durumlar söz konusu olabilir. Bunu hani söyleyelim. Ya da ev arkadaşı, oda arkadaşı, bunlarla ilgili hani kimlerle aynı eve çıkabilirim, nasıl yapabiliriz vesaire, bunları da anlatabilir. Birçok konu olabilir. Dediğim gibi 7. ev konuları üzerinden bir takım araştırmalara gireceksiniz. Sonrasında özellikle siz su grubu olduğunuz için, pardon, Satürn su grubunda bulunduğu için sizde su grubu olduğunuz için üçgen açılar alacaksınız. Dolayısıyla hem kendiniz, hem işte burada Satürn'ün bulunduğu alan 5. ev, hem de 9. evle alakalı olarak konularda akış biraz daha hızlı olacaktır. Artık böyle tökezlemeden buralarla alakalı ne yapmak istiyorsanız daha hızlı ve rahat bir şekilde yapabileceğinizi gösterir. Örneğin mesela 9. ev sosyal medya, dış ticaret, yabancılarla ilişkiler, üniversite eğitimleri, kendinize yine böyle değer katmak için hani burada bir kez daha vurgulanıyor söylemiştim. Burada da buna dair adımlar atmak istiyorsanız daha rahat bir şekilde yapabileceğinizi gösteriyor. Bunun dışında hukuksal mücadeleler varsa onlar da rahat akışta seyredebilir. Eğer haritanızda destekliyorsa elbette. Onun dışında karşı ev 7. ev gibi çalışır.
Burada zaman zaman 11. ev konuları üzerinden tanıştığınız kişilerle karşı karşıya gelebilirsiniz. 11. ev konuları nelerdi? Bizim arkadaşlarımız, dostlarımız, kalabalık çevreler, içinde bulunmuş olduğumuz düşünce kuruluşları, siyasi partiler, dernekler gibi kuruluşlar. Bunlarda fikirleriniz değişebilir, karşı karşıya gelebilirsiniz. Bazılarını sonlandırmak durumunda kalabilirsiniz. Yeniden yapılandırma söz konusu olabilir. Ya da hani sosyal çevreniz olduğu için çevrenizi değiştirebilirsiniz. Artık farklı bir çevreye adım atabilirsiniz. Bunu da anlatabilir gibi gibi. Burada bir takım hani ayıklanma süreci olacak. Bazılarıyla yola devam edeceksiniz. Bazılarına ise son vereceksiniz. Özellikle Satürn retro olduğu tarihlerde daha çok bu evle alakalı sorumluluklar ya da burayla alakalı o yapmanız gereken görevleriniz ve ya da sizin hani karmanızda neyse yaşamanız gereken bunlarla alakalı sizi meşgul edecektir. Onun dışında bu hani görselde de anlatalım. Ay burcu akrep olan arkadaşlarımız üçgen açı alacağı için yine burada da eğer ay burcunuz akrepteyse bu süreç boyunca bahsettiğim bu 7 Mart 2023-14 Şubat 2026 sürecinde uyumlu bir açıda olacağı için Satürn ay burcunun temsil ettiği konularda yine rahat bir nefes alacaksınız diyebiliriz. Ay neydi? Bizim annemiz, kadınlarla olan ilişkilerimiz, duygusal bağlarımız, bağımlılıklarımız hatta gibi duyguları ifade ediyor. Daha detaylı değineceğim bir sonraki görselde. Bir de unutmadan bir konuda da bilgi vermek istiyorum. Özellikle bu çok önemli. Şimdi Satürn biliyorsunuz Oğlak Burcu'nun yönetici gezegenidir. Burada Plüton bir süre Satürn'ün dispozitörü konumunda bulunacak. Şimdi Satürn girdiği evle alakalı bizim bir takım öğrenmemiz gereken, almamız gereken dersler vardır, öğrenmemiz gereken konular vardır ya da somutlaştırmamız gereken durumlar vardır. Onları yapmak için bizim üzerimizde baskılar kurar. Ama Plüton öyle değildir. Bu evle alakalı ne kadar eskiyen, çürüyen, vadesi donmuş kişiler varsa ya da kurumlar olabilir. Yani atıyorum mesela hani çocuklarla ilgili olduğu için eğitim çevreleri, okullar vesaire hani kurum olarak bunları söyleyebiliriz. Ya da sahne sanatçısıysanız sahne aldığınız kurumlar vesaire bunları da ilgilendirebilir. Yani bütün bu çevrelerle alakalı yani bir anda böyle yıkım yaşanabilir. Yani aslında hani bütün yıkımlar bizim dönüşmemiz içindir ama eski artık vadesini doldurmuş sizin aslında içinde olmak istemediğiniz ama bir şekilde devam ettirdiğiniz durumlar varsa bunlarla alakalı bir takım değişim ve dönüşüm süreçlerini de tetikleyecektir. Bu tarihler neler? Onlardan bahsedelim. 7 Mart 2023, 23 Mart 2023. Sonrasında ise 11 Haziran 2023, 21 Ocak 2024 tarihleri arasında buradaki Satürn'e biraz daha dikkat edelim demek istiyorum. Bu tarihleri açıklamalar kısmına ekliyorum ben. Yine oradan takip edebilirsiniz. Burada hızlı anlattığım için takip etmekte zorlanabilirsiniz ama oradan dediğim gibi ben hepsini ekliyorum. Bakıp kontrol edebilirsiniz. Evet, şimdi bir sonraki görsele geçebiliriz. Evet, gelelim ay burcu akrep olanlara daha detaylı bilgi verecek olursak. Az önce de bahsettiğim gibi Satürn balık sürecinde ay burcu akrep olan arkadaşlarımız daha keyifli olacaklar. Daha zorlanmadan o olumsuz hani duygusal yönde olumsuz etkileri yaşamadan devam edecekler. Çünkü öncesinde ay burcu akrep olanlar kova burcundan kare açılar aldıkları için aslına bakarsanız duygusal olarak zorlanmışlardı. Ama burada tam tersi o bahsettiğim Satürn'ün balık burcundaki transiti olumlu açılar oluşturacağı için ay burcunuzda tam tersi daha böyle güzel akışta seyirler duygusal olarak kendimizi daha keyifli hissettiğimiz zamanları tetikleyecektir. Şimdi başka bir etkiye ben değineceğim burada özellikle bu görseli de hazırladım. Daha kolay anlamanız için ayı birinci evinize çektim daha kolay anlaşılır olsun diye. Şimdi ayımızın üzerinden Satürn geçerken bizler için çok çok önemli bir dönemi başlatır. Aslına bakarsanız sırf hani ay burcumuzun üzerinden Satürn geçerken biz bu etkileri yaşamayız. Öncesinde Satürn bir önceki burçtan geçerken ve sonrasında bir sonraki burçta olan seyrini tamamlarken de bu etkiler aslında dağılmaz. Yine biz bu dönemin içerisinde oluruz. Vedik astrolojide çok çok önemlidir bu dönem.
Hatta yani en önemli dönemdir. Buna Sade Sati dönemi denir. Yaklaşık olarak 7,5 yıllık bir zamanı temsil eder. Yani 7,5 yıl boyunca biz bu Sade Sati dönemini yaşarız hayatımızda. Bir takım olumsuzluklar yaşanabilir. Çünkü ay burcumuz tetiklenecek. Ay burcumuz çok önemlidir. Bizim sevgi alışverişimizi, köklerimizi, kök salma duygumuzu, hani nelere tutunduğumuzu, nelerin üstünde neleri inşa ettiğimizi, kendimizi nasıl güvende hissettiğimizi, kimlere bağlandığımızı, nasıl bağlandığımızı vesaire bunları anlatır. O yüzden çok çok önemlidir hayatımızda. Şimdi siz bu Sade Sati dönemini aslında bakarsanız çok yakın bir tarihte deneyimlediniz. O tarihler nelerdi? 2009-2017 süreçleri arasıydı. 2012-2015 süreçleri arasında da Satürn direkt ay burcunuzun üzerinden geçtiği için en ağır şekilde, yani en yoğun şekilde bu Sade Sati dönemini yaşamış oldunuz. Elbette bu dönemi henüz yaşamamış arkadaşlarımız olacaktır. Ya da bir, yani henüz bilgisi olmayan arkadaşlarımız vardır. Önlerinde bir işte Sade Sati dönemi vardır diye ben yine de ileriki Sade Sati dönemi hakkında bilgiler içeren bir görsel hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi aslına bakarsanız bu görsel o tarihe ait. Bu tarih ne? Yani bu görselin tarihine hemen onunla alakalı bilgiler aktarmak istiyorum. Bu tarih, yani burada Satürn'ün Akrep Burcu'na girdiği tarih aslına bakarsanız 15 Temmuz 2042, 1 Kasım 2044. Yani bu tarihler arasında Satürn tekrar Akrep Burcu'na girecek. Ay Burcu Akrep olan arkadaşlarımız için yine bu dönemi tetikleyecek. Elbette 2,5 yıl öncesinden ve sonrasından da etkileri sürmüş olacak. Yani yaklaşık 2040 diyelim, o zamandan başlayan bir dönemden bahsediyoruz burada. Elbette hani siz bunları yaşadınız ama daha yeni doğanlar ya da bu tarihlerde doğanlar bunları bir şekilde izleyecek. İleride ben buraya videosunu bırakacağım. Bir şekilde onlar da bu deneyimleri yaşayacaklar. Hiç bilmeyen arkadaşlarımız için de bu şekilde bilgi sahibi olsunlar diye özellikle ekledim. Şimdi ilk fazda neler yaşatıyor bize Sade Sati döneminde dönemde yaşadığımız ilk, hani buradaki transitin etkileriyle neler oluyor bizim hayatımızda ilk fazda, bunlardan bahsedeceğim. Birinci fazda içsel huzursuzluk, kendine yabancılaşma, kimlik bunalımı, bütün duygusal bağlarda zayıflık ve kopuşlar, bunalıp değişiklik yapma isteği, toplumdan kopmak, yalnızlaşmak, artan masraflarla eriyen giderler, ait olduğu çevreden uzaklaşma isteği, iş, ilişki ve sorumlulukları bırakıp gitme isteği gibi duygular belirebilir. Hiç bilgisi olmayan arkadaşlarımız özellikle hani şimdi ben bunları niçin yaşadım diye sorguluyorlardır eminim. Az önce de belirtmiş olduğum gibi 2009-2017 yılları arasında siz bunları deneyimlediniz. İkinci fazda özellikle 2012-2015 yılları arasındaydı. Şimdi bir şeyleri biraz daha anlamlandırıyor olabilirsiniz. Özellikle hani hiç bilgisi olmayan arkadaşlarımız için de hani faydalı bir video olmuştur umarım. Şimdi devam edelim. İkinci fazda kişi neler yaşıyor? İkinci fazda ise asıl zorlu etkilerin görüldüğü dönem başlar. Anne ve anne figürü taşıyan kişiler ve bu kadınlarla küslükler ve kopuşlar. Evlilik ve ilişkilerde araya soğukluk girmesi, duygusal mesafeler ya da bitişler, iş ve para kaybı, itibar ve güç kaybı, sağlık sorunları gibi etkiler görülebilir. Düşmanlardan zararlar görülebilir. Kişinin tüm olumsuz karmalarıyla yüzleştiği dönemi anlatır. Üçüncü faza geçelim. Üçüncü fazda ise 5 yılda yaşanan bütün olumsuzlukları atlatma ve toparlanma dönemidir. Kişi kendini güvence altına almak ve hayatında konfor yaratmak için yeni bir döngü inşa etmeye çalışır. Zaman zaman değersizlik hissi, özgüven kaybı gibi olumsuz duygulara kapılabilir. Maddi düzenini yeniden organize etmenin zorluklarıyla karşılaşabilir. Ama bu dönem ödüllerin de elde edilebileceği, gereken dersin alındığı, artık rahat nefes alma dönemine geçişi gösterir. Sade Sati dönemi kişinin haritasına göre değişkenlik gösterebilir. Yani ben burada anlamanız için birinci eve çekerek anlattım ama haritanızda farklı alanlarda bulunabilir. Bunun dışında söyleyebileceğim
Genel etkilerinin yanında dediğim gibi bulunduğu evle alakalı bir takım zorluklar da yaşayabiliriz. Kişi etik kurallara saygılı, ahlak ölçülerine uygun davranan birisi ise çok daha hafif atlatacaktır. Ayrıca ödülleri çok daha fazla olacaktır. Bu deneme hatalarımızla bir an önce yüzleşip gerekli sorumlulukları alarak geçirirsek mutlaka sürecin sonunda çok güzel ödüllerini toplama şansımız olacaktır. Bu dönemde özellikle kötü karmamızı temizlemek adına yaşları ve zor durumdakileri yardımcı olmak bize iyi gelecektir. Bu kötü karmayı hafifletmekte yardımcı olacaktır. Bunu da belirtmiş olalım. Herkes kötü duruma düşecek ya da en kötü deneyimleri yaşayacak diye bir şey asla söz konusu değil. Bütün haritalara göre değişkenlik gösterecektir. Ama genelde hani danışanlar çok bunaldım, artık uzaklaşmak istiyorum, her şeyi bitirip işte kapatıp gidip kafamı dinlemek istiyorum, sıfırla yani hayatıma reset atmak istiyorum dediği zamanlarda bu sade sati döneminde olduğunu görürüz. Ama birçok haritada da kişilerin en büyük zaferlerini, en büyük streçlerini gördüğü yaptığı zamanlarda baktığımızda yine bu döneme denk gelebileceğini görebiliriz. Özellikle bu üçüncü fazdan çıkarken bu etkiler daha çok görülebiliyor. Yani biraz daha hani farkında olursak bu dönemde, biz çok yıllar var buna ama şimdiden farkında olalım. Biraz daha böyle farkındalığımız olursa aslında rahat da atlatabileceğimiz geçici bir süreç sonuçta. Yani bilirsek elbette bilene kolay, bilmeyene zor, ne yaşarsak yaşayalım. O yüzden farkındalık çok önemli. Yine bu dönemde kare etki altında olan burçlar olacağı için burada hani Aslan, Boğa ve Kova burcunun temsil ettiği konulara ilişkin haritada zorluklar yaşanabilir. Bunlara karşı da dikkatli oluyoruz yine sade sati dönemlerinde. Bunun bilgisini de eklemiş olalım. Evet, özet olarak bu şekilde aktaracaklarım. Umarım dediğim gibi sizin için faydalı bir video olmuştur. Biraz uzak bir tarih ama en azından bir önceki fazla yaşadıklarınızı anlamlandırmak adına belki faydası dokunmuş olabilir. Bu şekilde seri halde hazırladığım birçok video gelecek. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa mutlaka abone olsunlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.